Merhaba güzel dost, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın abi? Teşekkür ederim. Nereye gidiyoruz? Canları beslemeye. Niye gidiyoruz? Çünkü onların bize ihtiyaçları var. Biz onlarsız, onlar da bizsiz duramaz. Seviyorum onları ya. Vallahi seviyorum. Yani millet fırsat bulduğunda böyle işte ne bileyim Bodrum'a gidek, Antalya'ya gidek falan ayaklar yaparlar. Ay nefret ederim. En sevmediğim. Tabii saygım var. İşin esprisi bir yana da. Ama ben de böyle mutluyum ya. Gidiyorum o yavrularımı doyuruyorum böyle. Etleri ellerimle veriyorum böyle. Mamaları döküyorum böyle. Onlar o yiyor ya böyle katır kutur. Allah belamı versin. Yağları veriyor. Ya. Ulan para bulsam bu kadar sevinmem biliyor musun? Yemin olsun var ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Ya bana bunu tarif et desen edemeyeceğim çünkü çok basit kalacak edeceğim tarif. Onların o gözlerindeki o ışık, sana bakışları, boynuna kulağına sarılıp öpüp koklayışları, ağlayanlar mı dersin, gülenler mi dersin? Vallahi ne diyeyim, Allah'tan tek bir dileğim var, kurban olduğum Allah'a beni onlardan ayrı koymasın. Çoluğum çocuğum da buna alıştı biliyor musun? Yani biliyorlar artık, bana hiçbir zaman demezler hani işte bugün de şuraya gidek, buraya gidek, öyle bir şey yok abi. Boşluğum varsa hedef belli. Yavrularımın yanındayım. Biraz sonra zaten şeyi söyleyeceğim. Hele bakın kim gelmiş. Hele bakın kim gelmiş. Hoş gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş. Yaz gelmiş. Ondan başka kimi sevsem dert vermiş. Keder vermiş. Kahır vermiş. Canım yüzüm gülmemiş. Sen bittin ya gülmüyorum, kurşun yedim ölmüyorum. Kim gidecek, kim kalacak bilemiyorum. Bak biraz sonra geliyoruz yavruları. İzle, koşuşları izle bak şimdi yavrulardaki. Babaya koşuşları izle şimdi bak. İzle babayı izle. Yavruları! Hadi biraz etmeyelim, hadi çocuklarım benim. Hadi neredeymiş lan ki bu yastarım benim. Yer kuyruğunu yer. Dokuz bugün. Yaradana kurbanım ben seni. Bir şey olmasın. Size bir şey olmasın size. Hadi kalk. Haydi yavrularım. Hop benim çocuğum. Oh. Hadi gel. Efendim merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soru cevap programıyla karşınızdayım. Sizler soracaksınız, ben cevaplayacağım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adım Kenan, soy ismim Uyanık. 1976 doğumluyum. Kendimi bildim bileli. Patilerle, köpüşlerle, kedilerle, böceklerle aklımda hangi canlı geliyorsa hepsiyle haşır neşir olmayı çok çok seviyorum ve zevk alıyorum. Çünkü bu dünyaya sadece benim olmadığımı ve bizlerin yaratılmadığını çok çok iyi bildiğim için onların da bizlerden hiçbir farkı olmadığını çok çok iyi biliyor ve onlarla o hayatı paylaşmaya gayret gösteriyorum. Nerelisin? Tokatlıyım efendim. Zileliyim. Dükkanınızı açma hikayenizi anlatır mısınız? Dükkanımı açma hikayem biraz farklı. Nasıl farklı? Ben vinç operatörüyüm, forklift operatörüyüm. Yıllarca bu işte çalıştım vesaire ama hep içimde bir özlem vardı. O patileri, o dostları, o yavruları böyle daha yakın olmak, onlara daha böyle yakın olabilmek için çırpınıyordum. Ve bu sefer dedim ki neden? Neden onlara daha yakın olabileceğim bir işe sahip olmayayım? Ve o esnada bir pet shop sahibi oldum çok şükür. Her fırsatı onlarla değerlendirip yavrularımın yanındayım. Hayvanlar dışında başka ilgi alanınız var mı? Hayvanlar dışında başka bir ilgi alanım derken elbette ki herkesin kendine göre zevkleri vardır, yaşantıları vardır,
yaşamak istedikleri vardır ama benim aslında çok geniş kapsamlı bir yaşam tarzım yok. Ben fırsat buldukça canlarımın yanında olmayı tercih ediyorum. Olmamam gerektiği bir durumda da doğayla, ne bileyim işte göldü, denizde balık tutmak gibi fobilerim vardı. Ama şu an en büyük tercihim benim ve %98 olmak üzere pati dostlarla iç içe olmaktır. Türkü söyleme alışkanlığı nasıl oluştu? Bir de kedilerde nasıl oluştu? Ben her fırsattan mırıldanan bir insanım. Türkü söylemeyi seviyorum. Yani bir türküyü baştan sona kadar söyleyemesem de mırıldanmayı seviyorum. O esnada hani benim yanımda yavrularım, kedilerim, köpeklerim, kuşlarım, böceklerim var iken sonra onların da bana eşlik ettiğini fark ettim. Ve ondan sonra böyle başladı bizde. Yani kirliyi kavgadan çok Türkiye'ye alıştırmak istiyorum ama kirli beni kirliliğe alıştırmazsa eğer. Kirli ve Garfield ile ne zaman tanıştın? Kirli Garfield. Garfield'la yaklaşık 7-8 yıllık bir mazimiz var. Dükkanı açtığımda böyle baktım. Kapının önünde böyle domino taşı gibi çok tatlı. Hani ilk aşk derler ya böyle göz göze bakışırsın falan filan. Gerçekten öyleydi. Garfield'la böyle bir göz göze bakışmamız vardı, anlatamam sana. Yarabbim sen de güzel. Rabbim ne güzel yaratıyor. Sonra Garfield'a bir öpücük kondurdum yanaktan. Ve hala benimle beraber. Rabbim uzun ömürler versin. Gelelim o arkadaşa. İsmini hitap etmek istemiyorum. Kirli çok güzel bir çocuk. Çok karakterli bir çocuk. Çok seviyeli bir çocuk. Fakat Kirli'nin bir duruşu var. Bir uslubu var. Bir ağırlığı var. Kirli hiçbir zaman ne mama için, ne de sevgi için, ne de bir şeyler için sana hiçbir zaman yanaşmaz. Kirli isterse olur. Kirli istemezse hiçbir şey olmaz. Onunla da 5 yıllık bir tanışmamız var. YouTube'a daha sık video atacak mısınız? YouTube'a daha sık video atacak mısınız? Tabii ki video atmamız gerekiyorsa atarız. Bunu da karşımızdaki sizler, yani değerli izleyiciler karar verir. Bizlerin video atıp atmasının çok önemi yoktur. Önemli olan attığımız videolar karşı tarafa hitap etmiş mi? O önemlidir. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla hitap etmiş ve bizim izleyicimiz bizden video istiyor ve biz de onlara şeffaf, kaliteli, güzel videolar sunmak için mücadele edeceğiz efendim. Dükkanımız cadde üstü. Bu nedenle orada beslediğiniz kediler için çok korkuyorum. Kirli ve Garfield duruma nasıl alıştı? Öncelikle benim bulunduğum yerin çok kısa mesafe ilerisinde bir ışıklar var. Fakat evet sonuçta cadde kenarındayım. İmkanlarım, durumum, bulunduğum ortam buna müsait ve böyle yetiştirdiğim için buradaki canların hepsi bu konuma uyum sağlayarak hareket etmektedir. Korkularım var mı? Elbette ki korkularım var. Çünkü 100 tane araba geçiyorsa 3 tanesi yanlış kullanım yapabiliyor ve bu da benim yüreğimi ağzıma getirebiliyor ama umarım korktuğumuz yerlere gelmeyiz. Hayvanları önceden mi seviyordunuz yoksa dükkanı açtıktan sonra mı sevdiğiniz başladı? Hayvanları ben beni bildiğim bileni seviyorum. Onlar benim için gerçekten eşi ve benzeri bulunmaz canlılar. Onlar standartlarını yaşayan canlılardır. Biz ise standartlarımızın dışına çıkacak potansiyelde canlılarız. Ve bu düşünce üzerinde ben artık dedim ki daha düzgün bir işe girmem gerekiyor. Ve bu iş tamamen canlarımın üzerine olmalı ve patilerimin yanında olmam gereken bir iş kurdum. Pet shopçuyum. Şükürler olsun. Hem işimi götürüyorum hem de yavrularımın yanında onları doyuruyorum. Yani başından beri bu sevgi sizin içinizde var mı? Evet efendim. Öyle bir sevgiydi ki diyorsun abi. Hiçbir zaman bitmez. Kendi işimi bıraktım. Sadece hayvan işimi bıraktım. Kesinlikle bak ne diyorum. Hani burada bir ticari bakış söz konusu bile olamaz. Çünkü ben gerçekten yüksek meblağlarda bir maaş alırken ve bunları bırakıp geldim yavrularımın yanına ve onlarla günümü geçirmek istiyorum ve yaşıyorum. Bu hayatta yaşıyorum. Çünkü onlarla beraber üşüyüp onlarla beraber ısınıyorum. Onlarla doyup onlarla aç kalıyorum. Kirli ismini nasıl buldunuz? Aslında Kirli paylaşımdan önce siz değerli dostlarıma Kirli'yi tanıştırmadan önce aylardır, yıllardır Kirli ile bizim çalışmalarımız vardı. Hangi çalışmalarımız? Onu temizleme çalışmalarımız. Fakat Kirli'yi temizleyemeyeceğimi fark ettim. Çünkü Kirli'yi defalarca yıkadım, Kirli'yi defalarca temizledim ama Kirli dedi ki lütfen beni bana bırak. Beni bana bırak, ben kirli kalmayı tercih ediyorum dedi. Eyvallah dedim. Kirli'yi ne kadar seviyorsanız o kadar da ondan korkuyor musunuz? Çünkü ben evdeki kirlilerden
Korkuyorum ama onları yine de sevmeye devam ediyorum. Onları çok çok sevdiğini çok iyi biliyorum. Korkmanızın gerekçesini de çok iyi biliyorum. Çünkü beklenmeyecek bir hamle gösterebilir düşüncesindesiniz. Aslında benim size nacizane tavsiyem bu dünyada korkacağınız tek canlı insan olsun. Hayvanları sevdikçe insanlardan uzaklaştığınız anlar oldu mu demiş bir seyircimiz. Şimdi evet, hayvanları gerçekten haddinden fazla çok seviyorum. Bunu yani tarifini yapamam ama çok seviyorum. Fakat insanlardan uzaklaşmadım ama tedbirli oldum. Çünkü insanların asla ve asla ikinci yüzünü göremiyorsunuz. Ama hayvanların, örnek veriyorum, bir köpüş. Yatıyor, görebiliyor musunuz bilmiyorum, bir köpüş. Bak, bunun sessiz sakince bu burada yatar. Şu an burada var, öbür tarafta var, öbür tarafta var. Her tarafım şu anda köpüş kaynıyor. Bunların tek bir görevi var şu anda. Beni sahiplendiler. Bana değer veriyorlar ve benim yanımdalar. Ben 20 yıldır besleme yapıyorum. Bir gün olsun bir tanesinden yanlış bir hamle görmedim. Ama insanoğlunu 99 gün sırtında taşı, bir gün bırak senden kötüsü olmaz diye düşünüyorum. Abi, biraz üzücü bir soru. Evet. Senin için. Yani bunu YouTube'a atmamıştın. Sen bunu Instagram'dan, TikTok'undan duyurmuştun ama YouTube'da seni takip edenler bunu duymamış. Çünkü YouTube'u, senin YouTube'unu daha böyle eğlenceli, işte mutlu anlar olsun diye söylemiştim. Tahmin ediyorsunuz. Sürekli sormuşlar. Kader... Yani köpek bile efkarlandı. Kaderden kısırlaştırmıyorsunuz veyahut kısırlaştıramıyor musunuz? Bir, kirliyi kısırlaştırmıyorsunuz sorusuna katılıyorum. Kısırlaştıramıyor musunuz sorusuna asla katılmıyorum. Dün 3 tane kedimizi gönderdik. Şu an kısırlaştırdı. Bir tanesi tilki. Bir tanesi karşıda bir anne vardı. Ara ara paylaşımlarda olur, bazen kirliyle kapıda karşılaşıyorlar falan filan. O anne çok sert bir anne. Bir tane de benim bilmediğim vardı. Onu kızlar almış gitmiş. Üçünü de götürdüler. Kirliye gelince, kirliyi kısırlaştırma ya da kısırlaştırıp kısırlaştırmama gibi düşünce içindeyim. Ama bir gerekçesi var. Nedir gerekçesi? Kirli diğer kedilerden çok farklı. Kirli aktif bir kedi ve sürekli dışarıda durmayı tercih eden bir kedi. Kirliyi kısırlaştırdığımda iyi mi yaparım, kötü mü yaparım? Bu kedinin geleceğini karalamış mı olurum, daha mı güzel olur? Onları bilemediğim için ve hep böyle bir anket içindeyim. İnsanlara soruyorum, çevremdekilere soruyorum. Bu sorduğum insanların içinde profesörler var, doktorlar var. Var yani, onu belirteyim. Ve örnek veriyorum, bir profesörden aldığım cevap da şudur mesela. Kenan, evde baktığım bir kedi olsa kısırlaştırmandan yanayım ama sokaktaki kediyi kısırlaştırdı, o kediyi kısıtlayıp içeride tutamazsın. Tutamadığında büyük bir stres yapıp kirlinin ölümüne neden olabilirsin diyen de var. Kısırlaştırmanız gerekiyor diyen de var. Ve bu durumda benim çok büyük kararsızlık içinde olduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Sonbahara girdik. Soğuk havalar kapıda. Kirli ve Garfield için bir yer yaptınız mı veya dükkanın içinden mi bakacaksınız? Efendim, 2 aydır tabii 2 aydır. 2,5 var mıdır? 2,5 aydır Kirli Garfield dışarıdaydı. O da havalar çok sıcak olduğu için ve dükkanımın her bir köşesinden kediler kaynadığı için. Kış ayında tabii ki bunlar hep içeride oluyorlar. Çünkü havalar soğuduğunda yağmuru var, yaşı var, karı var vesaire, soğuk havası şuydu buydu. O çocuklar hep içeride oluyorlar. Hatta gece bazen ben bile gelip onlarla, gece yarısı gelip onlarla sabahladığımı biliyorum. Kirli ve Garfield kaç yaşında? Kirli ve Garfield kaç yaşında? Tahminen konuşuyorum. Garfield 12 yaşında. Neye göre tahmin ediyorum? Veterinerlerim geliyor işte doçentler, doktorlar vesaire. Beni çok ziyaret eden dostlarım var. Abilerim, ablalarım, büyüklerim var. Allah hepinizin varlığını daim etsin. Gerçekten bu konuda insanların duyarlı olduğunu görebiliyorum. Ne bileyim, memleketin birçok köşesinden dostlarımızın geldiğini görebiliyorum. Ve bunlarla konuşmalarımıza istinaden tahminen konuşuyorum. 12 yaşında Garfield, 5 yaşında Kirli. Kirli bayağı genç. Kirli genç. Garfield obez mi abi? Garfield obez değil. Garfield aslında çok yapılı bir kedi. Garfield'ın evet biraz kilo bozukluğu vardı ama öyle korkulacak pozisyonda değil. Ve bunu zaten kontrol altına aldık. Çünkü ben ekstra veterinerlere götürdüm. Ne yapmamız gerekiyor nedir? Şu anda o çocuğun yapısı zaten o. Onu daha altına alma şansımız yok efendim. Garfield ve Kirli'nin sizi en çok üzülen anısı nedir?
Ya şimdi hangi günü anlatayım? Aslında her anı benim için güldüren bir anıdır. Bir kış günü yatıyorum. Yatıyorum derken aslında özür dileyerek söylüyorum. Dükkanın arka tarafında benim böyle bir uzanma yerim var. Bazen belim ağrıyor, bazen uzanmam gerekiyor. Boşluk bir anımda Garfield gelir benim burama yatar. O esnada kirli dolaşır. Yatacak yer bulamaz, omzuma çıkar. Bir Garfield'a bakıyor, bir bana bakıyor. Ben diyorum ki ne oldu? Garfield'in orada kalkmasını istiyor. Pis bakıyor böyle. Tabii ben de mevzuyu anlıyorum, hiç oralı olmuyorum. O esnada Garfield'i yitiyor. Garfield oralı değil, gözüme bakıyor. Garfield da biraz şaşı bakıyor. Ondan sonra ben öpücük attığım zaman Garfield'a bana tuttu, 5-6 tane tak 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 bir vurdum. İndi aşağıya. O esnada tam ayna vardı. Aynanın dibinde bir tane çuvalım var. Dedim kirli sakın aklımdan geçeni yapma, uzak dur oradan dedim. Döndü arkasını pırt 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 oraya işedi gitti. Yani bu kirliyi kime benzetiyorum bilmiyorum. Kirli çok enteresan bir çocuk ya. Yani kirliyi konuşurken bile gülesim geliyor benim, onu belirteyim. Kirli ve Garfield birbirini kıskanıyor mu? Hiç zıt karakterler değiller. Yani mesela Garfield yemek yiyor, kirli geldi. Kirli Garfield'ın yemeğinden yiyecek. Garfield çok doğal bir şekilde kalkar kenara geçer. Yani tıslayayım pıslayayım hareket yap, öyle bir şey yok. Çok uyumlular. Kirli ve Garfield'ın ilginç alışkanlıkları veya tuhaf huyları var mı? Kirli ve Garfield'ın alışkanlık huyları veya tuhaf huyları var mı? Kirli ve Garfield'ın tuhaf huyları var mı derken aslında şöyle yani... Bunu artık siz karar verin. Çok tuhaf mı değil mi bilemiyorum ama standart yaptığı şeyleri dile getireyim mesela. Kirli'ye mesela dedim ki sehpadan uzak dur dedim. O sehpaya pırtlatmadan gitmez. Mesela dedim ki bak Kirli orada mama var dedim. Sakın ondan uzak dur, bir git bu tarafa dedim. O mama ayvayı yedi. Pırt yapar gider. Garfield'ın bir standardı var mı? Var tabii ki. Ne yapar? Bu çocuk sabahları kalkar dükkan açtığım zaman şu masayı korum kapının önüne, geçer kapının önünde, gündüz yaz ayından bahsediyorum. Akşam 5-6'ya kadar bu masanın üstüne böyle yatar. Gelene geçeri böyle büyül müyül bakar benim gibi. Ondan sonra başka bir içeriği yoktur yani. Kirli ve Garfield'ın favori yiyecekleri veya atıştırmalıkları neler var mı? Garfield'ın önüne inşaat kumundan koysam bana mısın demez, onu yer. Çünkü adam seviyor, yemeği seviyor. Kirli'nin öyle bir huyu yoktur. Çok standart, çok nazik bir huyu vardır. Bütün mamaların içinden gider. Orada bir kaliteli mama vardır. Onu gösterir özellikle. O mamayı yiyecek. Yoksa ekstra ben tutmuşum ona yağ açmışım, bal açmışım, kayım umurunda değil. Çok bencil bir çocuk. Kendini beğenmiş bir çocuk. Aslında öyle değil. Sana bana eyvallahı olmayan bir çocuk. Ama o mama konusunda da gider özellikle o mamayı gösterir. Bana bu mamadan vereceksin diye. Kendine garip oldum. Garfield yürürken Kirli ona çelme takar. Garfield çok zor hamleler yapar. Zor derken yani. Kim uğraşacak şimdi bundan? Edasında bir çocuktur. Kirli tutar kuyruğundan şöyle kapar ısırır ama böyle canına zarar verecek şekilde. Çeker ben izliyorum o esnada. Artık Garfield yeter artık, kuyruğumu bırak, geriye döndüğü esnada Kirli'nin ona pat 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 suratına nazikçe vuruşunu bilirim. Kirli ve Garfield'ın diğer hayvanlarla ilişkisi. Garfield'ın ilişkileri çok güzeldir. Garfield çok mütevazı bir çocuk. Çok güzel bir çocuk. Hoşgörülüdür. Paylaşmasını iyi bilir. Şefkatlidir. Diğerlerine karşı da oldukça, hatta tanısın tanımasın direkt yolunu değiştirir. Yani ona tıslayıp pıslayıp zarar vereceğine. Tabii yani civcivleri öpen bir kediden bahsediyoruz. Ama kirli için aynı şeyleri konuşma şansım yok. Keşke olaydı ama yok yani. Çünkü kirlinin içinde başka bir çocuk var. İyi davrandığında çok güzel bir çocuk olan, kötü davrandığında senin içinden geçebilecek potansiyeli sahip bir çocuktan bahsediyoruz. Kirli ve Garfield sizinle nasıl iletişim? Kirli'den başlayalım bu sefer. Kirli eğer acıktığında, eğer bir şey istediğinde benimle iletişime geçmesini herkes görebilir. Gelir ya ayağımdan ısırır ya böyle pençelerini takarak üstüme çıkmaya çalışır. Ama ilk önce günahını almayacak çocuğun. İlk önce bana bir iki kelime eder. Au der, au der. Bir şeyler söyler. Eğer ben anlamazsam beni uyarır. Garfield ise, Garfield dediğim gibi ya çok duygusaldır, uysaldır.
Onun istekleri zaten bellidir. Bir şey isteyecekse, dışarıdaysa içeri gelir, gözlerime bakar. Ben ona derim ki acıktı mı benim çocuğum derim. Otomatikman evet işaretini verir. Hadi çocuğum masaya atla derim. Yemleri koyduğum kapların üstüne atlar. Ben ona tutar bir avuç yem veririm. Onu yer. Yedikten sonra onun üzerinde böyle yatar. Durum bu. Kirli ve Garfield'ın ilk tanışmanızda ya da tanıştıktan sonra sizi şaşırtan en büyük özellikleri neler? Garfield'ı zaten 7-8 senedir tanıyorum. Garfield bir gün kucağımdaydı. Sonra ben mırıldanmayı seviyorum, türkü söylemeyi seviyorum. Keşke gelmeseydim yalan dünyaya. Şu bitmeyen hallarından usandım. Meyil verdim bir mefasız Leyla'ya. Mecnun olup çöllerinden usandım. Niye bir gün Garfield kucağımdayken böyle bir mırıldanma yaptım? Ve o esnada ben keşke gelmeseydim yalan dünyadan sonra Garfield'ın ya o dediğini gördüm. Bir ilham uyandı. Allah Allah dedim. Sonra ben devam ettim tabii eserime ve baktım ki Garfield da bana eşlik ediyor. Garfield'la öyle bir anımız oldu ve devam etti. Tabii şu anda çocuğum yaşlandı. Artık çok fazla kucağıma da almıyorum. Onu doğalına bıraktım. Kirli de otomatikmen. Yani ben konuştuğum an kendisi de konuşmaya uyum sağlar. Hayır. Kirli'den bahsetti. Garfield'dan bahsetti. Yani Kirli de dediğim gibi ben türkü söylersem o da artık yerdeyken, kucağımdayken ne bileyim işte yatarken... Kirli ile tanışmamız da bizim, Kirli'ye ben hiçbir çocuğu dışarı atmam da ama böyle nezaketen artık dükkanı kapatıyorum gider misin gibi böyle bir çıkışlarda bulundum. Kirli'nin orada bana demesi hayır gibi hani ev Kirli ama ben kapatacağım dükkanı sana güvenemiyorum nasıl güvenebilirim falan. Kirli dedi ki umurumda bile değil böyle yatıyor. Dedim ki Kenan burada da bir işaret var. Kalpten bahsedildi, şifre var burada. O zaman dedim ki, Kirli'yi de bırakıyorsun içeride. Kirli'yi bıraktım öyle. Ondan sonra bizim hayatımız böyle devam etti. Hayvanların size kattığı en büyük değer nedir? Hayvanların bana kattığı en büyük değer nedir dedik. Hayvanlar bana insan olmayı, insan olduğumda da onların yanında olmayı, onların yanında olduğumda da onların karnını doyurmayı, karnını doyurduğumda da onları koruyup kollamayı öğretti. Ben çünkü gerçekten bak bunca yıldır, yaklaşık 20 yıldır besleme yapıyorum. 20 yıldır yavrularımın yanındayım. Etrafım şu an can kaynıyor. Biraz sonra belki çekimden sonra da görürsünüz böyle. Bir dünya. Bunlardan aldığım mutluluğu, bunlardan aldığım heyecanı, bunlardan aldığım zevki. Samimi konuşuyorum. Para bulsam bu kadar mutlu olmazdım ben Allah'a. Çünkü o arabamdan etleri alıp onlara vermem ya da o mamaları böyle döküp yedirmem, onları kıtır kıtır onları yemeleri, benim etrafımda pervane olmaları beni o kadar mutlu ediyor, o kadar onur ediyor ki yeter yani insan olana budur. Hayvan severler için tavsiyem var mı? Elbette ki benim de tavsiyelere ihtiyacım var, onların da olduğu gibi. Yani şimdi... O insanlara ben ne diyebilirim ki? Zaten doğru yolu bulmuşlar, hayvan seviyorlar. Ben bu insanlara kalkıp da ekstra bir şey üretme şansım yok. Sevmeyenler için bir sözün, tavsiyen var mı dersen, evet çok tavsiyem var. Çocuklarınıza merhameti öğretin, çocuklarınıza sevgiyi öğretin. Çocuklarınıza aşkı öğretin, çocuklarınıza o canların, o patilerin, o yavruların, o kedilerin, o kuşların, böceklerin doğada çok büyük rolü olduğunu öğretin. Onlarsız bu hayatın hiçbir anlamı olmadığını öğretin. Yerde düşkün bir kedi köpek gördüğünde el uzatmalarını öğretin. Hayvan severe benim diyecek bir lafım olamaz ki. Çünkü adam doğru yolu bulmuş, hayvan seviyor. Hayvan sever dediğimiz insanların sana olan hakaret içeren ve kötü yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Bir de genel olarak hakaret içeren ve kötü yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Kötü söz her zaman sahibinindir. Fakat meyve veren ağaç taşlanırmış. Ben elimden geldiği kadar iyi olmanın yollarındayım. Güzel olmanın yollarındayım. Neler yapabilirim? Kaç tane canı doyurabilirim? Kaç tane cana faydam olabilir? Bunların yolundayım. Hakaret konusuna geldiğim zaman hakaretin asla ve asla affı yoktur. Neden yoktur? Bunca zamandır bazı sözleri gördüm, görmezden geldim, duydum, duymazdan geldim ama...
Bir tane hanımefendinin ağır bir eleştirisine maruz kaldım. Benimle ne alıp veremediği vardı onu da bilmiş değilim ama. Neyse, avukatıma zaten verdim bu konuyu, ayrı bir olay. Bu başka bir şey ama sadece şunu belirtmek istiyorum. Kimse kimseye hakaret etme hakkına sahip değildir. Çünkü ben nasıl kıymetliysem sen de kıymetlisin dostum. Benim sana hakaret etme şansım yok, lüksüm yok, haddime de değil. Aynı şeyleri çekip çeviriyoruz. Aynı şekilde senin de bana hakaret etme hakkın kesinlikle ve kesinlikle yok. Eleştiri ayrı bir şeydir. Tabii ki eleştirebilirsin. Eleştiri beni ben yapar. Eleştiri beni yüceltir. Bilmediğim şeyler de düzeltir. Ne yapabilirim? Nasıl katkıda bulunabilirim? Ya da kendimi nasıl toparlayabilirim? Eleştirilerle toparlarım. Ama hakaret çok farklıdır. Valla burada kamerayı çevirebiliyor musun bilmiyorum. Ekranı yani çevreyi gösterebiliyor musun arkadaşlara? Burası bir doğa. Burası evlerin olmadığı başıboş bomboş bir doğa. Arka tarafımda zaten barajı görüyorsunuz. Burası su havzası olan bir baraj. Burada bir kereye mahsus saydım. 718 adet köpüşe bakıyordum ben burada. Fakat burada bulunmaktan her zaman mutlu oldum, hoşnut kaldım. Çünkü buranın ayrı bir özelliği, ayrı bir havası, ayrı bir güzelliği var. Doğası, doğayla iç içe olmak değil. O yavrularımın yanında olmam bambaşka bir duygu burada. Gel buraya çocuğum, gel buraya yavrum.